Temsilcilik açmasıydı. Bu konuyla yardım ettik. Ve neredeyse tüm mecralar X hariç, o da geçen hafta Sayın Uraloğlu Bakanımız müjdesini verdi. X de Türkiye'de temsilcilik açtı. Komisyonda cevap verir mi? Ve soruları cevaplandırır mı? Şeklinde bir talep vardı. Çok şükür Allah'a Türkiye'de TikTok'un, YouTube'un, Google'ın, Instagram'ın, Facebook'un. Bizim kurduğumuz ve belli bir zamana kadar yönettiğimiz, şimdi de altyapısını yönettiğimiz e-devlet kapısı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. 2010 yılı kullanıcı sayısı yaklaşık 2 milyon iken bugünkü kullanıcı sayısı 65 milyona ulaşmıştır. Yani çocukları vesaire çıktığımız zaman aşağı yukarı nüfusumuzun tamamının e-devlet kapısını kullandığını söyleyebilirim. E-devlet kapısı üzerindeki 2008 yılındaki hizmet sayısı 22 iken bugün 8200 hizmet e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. 27 Eylül 2023 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2023 yılı e-devlet kıyaslama raporuna göre ülkemiz 35 ülke arasında 10. ülke konumundadır. Raporda kullanıcı odaklılık, şeffaflık, anahtar kolaylaştırıcılar ve sınır ötesi hizmet olmak üzere 4 başlık adı altında ülkeler sıralanmıştır. Siber güvenlik başlığı adı altında tüm bir dijitalleşme çalışmaları, dijital mecralar üzerinden sunulan hizmetlerin de güvenli bir şekilde sunulmasını zorunlu kılmamız gerekmektedir. Bu güvenlik çalışmaları Bilgi Teknolojileri Kurumumuz bünyesinde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, yani ÜSOM tarafından yürütülmektedir. ÜSOM bünyesinde 400'e yakın personel 7/24 esnasında görev yapmaktadır. Burada diğer kurumların da 2300'e yakın siber olaylara müdahale ekipleri ve 8000'e yakın uzman personelle Türkiye'deki siber güvenlik çalışmalarını yürütmeye çalışıyoruz. Yapılan bu çalışmalar dünyada da dikkatle izlenmekte olup Uluslararası Telekomünikasyon Birliği verilerine göre ülkemiz küresel siber güvenlik gelişmişlik endeksine göre Avrupa'da 6., dünyada da 10. sıradadır. USOM tarafından yapılan çalışmalarda 17 milyon IP adresi bir radar mantığı ile sürekli taranmaktadır. Yapılan çalışmalarda her gün yaklaşık 422 büyük saldırı ve 11 milyondan fazla da zararlı erişim isteği engellenmektedir her gün. Sosyal ağları kullanan vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması ülkemizin öncelikli konuları arasında yer almakta. Bu kapsamda daha önce belirli büyüklükteki sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik bir takım düzenlemeler yapılmış olmakla birlikte 2022 yılında özellikle yasal muhataplık konusu ve hukuka aykırı içeriklere ilişkin sorumluluklar net bir şekilde tanımlanmıştır. Bu çerçevede Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları ayrıştırılarak
bunların temsilcisinin gerçek kişi ya da tüzel kişi olmasına yönelik düzenleme yapılmış ve temsilcinin teknik, idari, mali, hukuki sorumluluğa haiz olması zorunlu tutulmuştur. Ayrıca hukuka aykırılığı hakim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda bildirime rağmen 24 saat içerisinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı sağlayıcı doğan zararların tazmin edilmesinden de sorumlu olacaktır.